Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Bugün Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 3 öğrencileriyle beraber sizin için çok güzel bir webinar hazırladık. Yaklaşık 2 aylık bir çalışma sonucunda bağımlılığınıza bir de biz de bakın sigara başlıklı webinarımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlarımız size yıllardır bildiğiniz bir illet aslında sigaradan bahsedecekler ama bunu çok ayrıntılı hem tıbbi hem toplumsal hem de fizyopatolojik süreçleriyle beraber irdeleyecekler. Ben şimdi izniniz olursa hepsine katılımcıların hoş geldin diyorum ve sırayla sözü onlara vermek istiyorum. İlk önce Batuhan Kiremitçi arkadaşımız bize ki kendisi dönem 3 öğrencisidir aslında hazırladığı güzel bir video ile giriş yapacak. Merhaba Batuhan'cığım, hoş geldin. Merhabalar herkese. Seni dinliyoruz, buyur. Sayın dinleyiciler, hepiniz hoş geldiniz. Ben Batuhan Kiremitçi, Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 3 öğrencisiyim. Röportaj ekibi adına programı bugün ben sunacağım. Biz neden röportajı tercih ettik? Önce bunu bir konuşalım. Pek çok arkadaşımız bugün konuyu teorik açılardan ele alacak. Çok güzel sunumlar izleyeceğimize eminim. Biz olayı, yani sigara denen bu katili biraz kurbanlarının gözünden görmek istedik. Bu yüzden sigara içen ve sigarayı bırakan kişilerden sigara neymiş, sigarayla nasıl tanışmışlar, nasıl kurtulmuşlar veya kurtulamamışlar bunu onlara sorduk. Bunun için defalarca kez toplandık, sorularımızı belirledik. Her arkadaşımızın katılımıyla 240 tane röportaj videomuz ortaya çıktı ve defalarca kez yinelenen editlemeler yaptık. Sözü fazla uzatmadan programımızın ilk röportajını sizlere sunmak istiyorum. Sigarayı hayatından çıkaramayanlar. Herkese iyi seyirler. Çağlarında başladım. Arkadaşlarımdan etkilendim. 18 yaşında da öyle arkadaşlarımdan görerek falan başlamamıştım. Evde ailemin bıraktığı sigara vardı. Sigara paketleri vardı. Buraya geldiklerinde içmeleri için bırakıyorlardı. Onlarla başladım. Arkadaşlarla beraber 9 yaşındaydım. Onların içiyorlardı. Ben de merak ederek 9 yaşında sigaraya başladım. Bir kız seviyordum o zamanlar. Çok aşıktım. Teneffüslere çıkıyorduk beraber. Sigara içiyordu. Ben senin de boş boş duruyordum. Böyle olunca başkalarından sigara istiyordu, başkalarından arada çakmak istiyordu. Başta çakmak taşımaya başladım yanımda. Çevre etkisinden ve 12 yaşındayken başladım sigaraya. İlkokul çağlarında arkadaşlar içiyordu biz. Böyle kırsal alanda köyde yaşıyorduk. Dolayısıyla o arkadaşlar bir özenti şeklinde başladık. 15-16 yaşındaydım okulda. Yani orada bütün gençler toplanıyor bir binanın arkasında. Öyle başladık. Sigaranın hayatında oluşturduğu maddi manevi yarar ve zararlardan bahsedebilir misin? Akciğerlere zararı çok büyük ve ben kendim astım hastasıyım zaten. Sigarayı çok kullandığım günlerde, çok fazla içtiğim günlerde, uyurken öksürerek uyandığım zamanlar oluyor. Sigaranın psikolojik olarak ben kendimizi rahatlatmak dışında hiçbir faydası olduğunu düşünmüyorum. Kendi kendimizi rahatlatabiliyoruz. Yoğun ve stresli bir işte çalışıyorum. Bu sigara içme bahanesiyle hani bir kaçış kapısı olarak düşünebilirim bunu. Sigara 15 lira. 2 paket sigara içiyorum ben günde. Yaklaşık 30 liraya geliyor. Hani beni maddi açıdan zorlamıyor açıkçası. Dürüstçe konuşmak gerekir. Sosyalleşme işte belki olabilir. Yani yararı düşüneceksen zararları elbette var. 4 saat içmediğim zaman sinirli olduğumu da arkadaşlar ve eşim de söylüyor.
En üzüldüğüm konu, oğlum sigaraya başladı, içiyor. Beni örnek aldığını düşünüyorum. Keşke başlamasaydı. Sigarayı bırakmak için hangi yöntemler olduğundan haberdar mısınız? Nikotin bandı var, nikotin sakızı var. Sonra hipnozla yapılabiliyor bu durum. Akupunturla da sigara bırakma yöntemleri var diye biliyorum. Sigarayı bırakmak için kurum ve kuruluşların kampanyaları olduğunu biliyorum. Devletin bir ara ilaç verdiğini biliyorum, aile hekimleri aracılığıyla. Bırakmak istiyor musun dersen, şu ana kadar hiç bırakmayı düşünmedim. İşte dediğim gibi Champix kullanıyordum. Nikotin plasterları kullandım. Bir kere hipnoz denedim. Ama... Sigarayı bırakma yöntemlerinden haberdarım. Bazı poliklinikler de akupunktur tedavisiyle sigarayı bıraktırabildiklerini söylüyorlar. Nikotin sakızı, nikotin bandı gibi uygulamalarla sigarayı bırakabiliyor insanlar. Sigarayı bırakmak için girişimde bulundunuz mu? Bulunduysanız kaç kere bulundunuz? İlgili doktor bana tablet verdi. O tabletleri içtiğimde günde 4 pakete çıktı. Doktor çalsın dedi. İçip tatmin olmadığım için o hapları kestim ve bırakmamayı göze aldım yine. Bırakmak için nikotin bandı kullanmıştım. Fakat nikotin bandını bıraktıktan sonra sigara içme sayısı arttı. 2 pakete çıktı. Nikotin bantlarının ya da sakızlarının ben çok etkili olduğunu düşünmüyorum. Eksi yönde, aksine fazlalaştırıyorsunuz içtiğiniz sigaraları. 2 defa denedim. Fakat burnumdan kan geldiği için sigaraya devam ettim bir de. Evet, denedim. Yani her hamilelikten bıraktım. Kısa sürede emzirdim ve tekrar başladım. Sigaraya bırakmak üzere daha önce dediğim gibi 3 kez girişimim oldu. Özellikle ikinci girişimimde yaklaşık 2,5 yıl sigarayı bıraktım. Daha önce sigarayı bırakma girişimim bulunmadı. Peki sigarayı bırakacak olsanız bunun sebebi ne olur? Sebebi muhtemelen sağlık sorunlarımın daha çok artması olurdu. Etrafımdaki insanlardan yoğun bir tepki alıyor olsam bu da bırakmama sebep olabilirdi. Yani arkadaş çevrem olsun, yakınlarım olsun. Yani bunların bana sigarayı bıraktırmaya zorlamaları belki etkili olabilirdi. Sağlığım olur dersem bu doğru olmaz çünkü... Bunu daha önce denedim, olmadı. Çünkü kendi sağlığım için bıraktım ama tekrar başladım. Sanırım bu en yakında, en sevdiğim oğlum için olabilir. Belki ona daha kaliteli bir hayat yaşatmak, belki de ona örnek olmak adına olabilecekse sadece bu yüzden olabileceğini düşünüyorum. Çünkü kendi sağlığım için daha önce bıraktım ve tekrar başladım. Sanırım çocuğum için olur. Evet, başta sağlık ve akabinde maddiyat. Bırakabileceğimi açıkçası düşünmüyorum. Belki çok ileri derecede bir KOAH hastası olursam, nefes alamayacak gibi pozisyonda olursam belki o zaman bırakabilirim. Onun haricinde bırakmayı düşünmüyorum. Sigarayı bırakmayı düşünmüyorum. Sigarayı bırakmanın en büyük nedeni sağlık sorunları olur. Sağlık sorunlarında da daha onkoloji hastası oldum. Kemoterapi aldım, radyoterapi aldım. Buna rağmen çok direndim ama bırakamadım bir türlü. Sigara sizin için tek kelimeyle nedir? Zevk. Toksik sevgili diyebilirim. Bırakmak isteseniz aslında bırakabilirsiniz. Aslında ona ihtiyacınız yok. Ama ihtiyacınız varmış gibi düşünmeye devam ediyorsunuz. Pişmanlık. Bağımlılık. Sadece tek kelimeyle zararlıdır. Ölümcüldür, hastalık üreten bir maddedir. Sigara zararlı olmasına rağmen benim vazgeçilmez. Sigara benim için sadece bir duman, başka hiçbir önemi yok. Can sıkıntıdan bağımlılık. Evet sayın dinleyiciler, dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu sigarayı hayatından çıkaramayanlardı. Programımızın sonlarında sigarayı hayatından çıkaranları, katilinden kurtulan kurbanları izleyeceğiz. Herkese iyi programlar. Teşekkür ediyoruz Batuhan. Öncelikle ben de bir merhaba diyeyim. Doktor Gülesel Göktaş, ben de Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesiyim. Bu sosyal sorumluluk projesi bir aslında ders olarak başladı ama sonrasında bütün hazırlıklarımız sonunda bu webinara kadar geldi.
Şimdi izlediğimiz sigarayı hayatından çıkaramayanların kişisel düşünce ve deneyimlerini algılamak bakımından çarpıcı bir video izledik aslında. Bu dinlediklerimiz kişisel deneyimler ama şimdi başta sigara olmak üzere tütün bağımlılığı fizyolojik olarak nasıl gelişiyor? Biraz önce videoda dinlediğimiz bu kişisel deneyimlerin oluşmasının altında aslında tıbbi bazı gerçekler var. İşte şimdi bu olayın fizyopatolojisi nedir ve tütün bağımlılığı dediğimiz şey nasıl oluşur? Bilge Nur Altay bize bu bilgileri aktaracak. Merhabalar hocam. Merhaba Bilgeciğim. Merhabalar tekrardan. Ben Bilge Nur Altay. Bu dönemki sosyal sorumluluk projemiz olan bağımlılık fizyopatolojisi ve tütün bağımlılığından sizlere bahsedeceğim. Sunum içeriğimize hızlıca göz atacak olursak bağımlılık nedir diye başlayacağız. Daha sonrasında bağımlılık çeşitleri, bağımlılığın fizyopatolojisi, bağımlılıkta risk faktörleri, tütün bağımlılığın Türkiye'deki durumu, tütün bağımlılığın fizyopatolojisinden bahsettikten sonra sigara bırakma merkezleriyle görüşmemizden sizlere bahsedeceğim. Son olarak da bağımlılık döngüsü ve tütün bağımlılığından kurtuluşun öyküsüyle sunumumuzu sonlandıracağız. Fakat sizlere sunumumuza başlamadan önce kısacık bir video izletmek istiyoruz. Kilo vermek için sigaraya başladım. Sigaraya babamı kaybedince başladım. Sigaraya başladım çünkü bulunduğum ortamlarda kendimi ispat etmek istedim. Sigaraya başladım çünkü çevremde herkes içiyordu, ben de çok merak ettim. Beni mutlu eden tek şey cebimdeki sigara. Evet, bağımlılık nedir? Bağımlılık bir maddenin insan hayatında çok büyük yaralar açmasına rağmen o maddenin bırakılamaması ve maddeyi alma isteğinin durdurulamamasıdır. Bağımlılık çeşitlerini sınıflandıracak olursak ikiye ayırıyoruz. İlki davranışsal bağımlılık. Buna örnek verecek olursak bilgisayar oyunu bağımlılıkları, kumar bağımlılığı, alışveriş bağımlılığı ve maalesef ki günümüzde birçok insanın muzdarip olduğu sosyal medya bağımlılığı. Kimyasal bağımlılıklara örnek verecek olursak bunlar opiat, alkol, kokain ve tabii ki tütün bağımlılığı gibi madde bağımlılıkları. Şimdi bu bağımlılık dediğimiz olay tam olarak beynimizde hangi mekanizmalara etki ediyor da bizler bu maddeleri, bu davranışları bırakamaz hale geliyoruz? Yani asıl soru nasıl bağımlı oluyoruz? Bu bağımlılık yapıcı maddeler beynimizde temelde bir sisteme etki ediyor. Bu sistemimizin ismi de ödül sistemi. Ödül sistemimizin iki ana yolağı mevcut. Bunların ilki mezolimbik yolak. Görselde de gördüğünüz üzere bizim beynimizde ventral tegmental alan dediğimiz bir bölge bulunmakta. Birey vücuduna bağımlılık yapıcı madde aldığında bu ventral tegmental alandaki dopaminerjik nöronlar yüksek düzeyde uyarılıyor ve beynimizde yoğun bir dopamin salgılanması gerçekleşiyor. Peki bu dopaminler nereye gidiyor? Nükleus akumbensi akut bir şekilde uyarıyorlar. Ayrıntıya girecek olursak D3 reseptörlerine bağlanıyorlar nükleus akumbenste. Peki bu nükleus akumbens nedir? Kaba tabiriyle birey vücuduna bağımlılık yapıcı madde aldığında ondan haz duymasını, zevk almasını sağlayan beynimizdeki bir bölgedir. Bu maddelerin tekrar tekrar kullanılmasının sebebi ise bu maddeyle ilgili her türlü bilginin hipokampüse kaydedilmesidir. Yani bu maddenin nereden ulaşılacağı, nasıl kullanılacağı ile ilgili her şeyin hafızamızda VIP bir şekilde yer edinmesidir. Ödül sistemimizin ikinci ana yolağı ise mezokortikal yolak. Bu yolağın temelde yaptığı mekanizma ise bireyin tamamen odağını bağımlılık yapıcı maddeye vermesine sebep olmaktır. Yine başlangıç noktamız ventral tegmental alan ve varış noktamız ise prefrontal korteks bu yolakta. Şimdi sizlere bağımlıların risk faktörlerinden bahsetmeden önce çok ilginç bir deneyden bahsetmek istiyorum. Bu deneyimizin ismi Fare Parkı Bağımlılık Deneyi. 70'lerde araştırmacılar madde bağımlılığına neyin sebep olduğunu bulmak için fareleri kendi başlarına normal su ve bağımlılık yapıcı madde içerikli suyla baş başa bırakıyorlar ve araştırmanın ilerleyen evrelerinde farelerin büyük bir çoğunluğunun bağımlılık yapıcı madde içerikli suyu tercih ettiklerini ve sonuç olarak da malnütrisyondan öldüklerini gözlemliyorlar. Ve araştırmacılar bu araştırmanın sonunda diyorlar ki bizler asla bu bağımlılık yapıcı maddelerle savaşamayız.
onları kontrol altına alamayız diyorlar. Fakat Bruce K. Alexander buna tamamen karşı çıkıyor ve ekibini toplayıp fare parkı bağımlılık deneyini yapmaya karar veriyor. Bu deneyimiz nasıl bir deney? Fareleri birçok farklı fareyle beraber bir ortama koyuyor ve bu ortamda bir farenin isteyebileceği her şeyin bulunduğu bir alan. Tabii ki bu alana aynı zamanda normal su ve bağımlılık yapıcı madde içerikli su da koymayı unutmuyor. Ve araştırmanın ilerleyen evrelerinde farelerin büyük bir çoğunluğunun normal suyu tercih ettiklerini gözlemliyor. Bruce K. Alexander bununla da kalmıyor. Aynı zamanda o kafeslerde yalnız kalmış, bağımlı olmuş fareleri alıp bu fare parkına koyduğunda zamanla bu farelerin de normal suyu tercih ettiklerini, yani bağımlılıklarından vazgeçtiklerini gözlemliyor. Sonuç olarak diyoruz ki bağımlılık kimyasaldan değil, içinde yaşadığın kafesten kaynaklıdır. Bağımlılık risk faktörlerine hızlıca göz atacak olursak ev ve sosyal çevre, genetik, yaş, cinsiyet ve diğer faktörler ve mental hastalıklar. Mental hastalıkları birazcık açmak istiyorum çünkü araştırmalarınız esnasında çok ilginç bilgiler bulduk bu konuyla ilgili. Şizofreni ve anksiyete bozukluğuna sahip hastaların uyuşturucu kullanma bozukluğuna iki kat daha fazla sahip olma ihtimali ortaya çıkmış. Fakat bunun tam tersi olarak obsesif kompulsif bozukluğa sahip hastaların uyuşturucu kullanma ihtimalinin minimum düzeyde olduğu söylenmekte. Gelelim tütün bağımlılığının Türkiye'deki durumuna. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2019'daki verilerine göre Türkiye nüfusunun yaklaşık %31'i tütün bağımlılığından muzdarip. Bunun yaklaşık %44'ü erkek, %18'i ise kadın olduğu açıklanmış. İlerleyen araştırmalara göre kadın oranının gün geçtikçe arttığı söylenmekte. Şimdi sunumumuzun başında zaten bağımlılık fizyopatolojisinden bahsettik. Şimdi ise tütünün ana komponenti olan nikotinin vücudumuza neler yaptığından bahsedeceğiz. Nikotin, vücudumuzda santral sinir sistemi ve sempatik sinir sistemimizde bulunan nikotinik asetilkolin reseptörünün bir agonistidir. Nikotinik asetilkolin reseptörüne bağlanan nikotin vücudumuzda asetilkolin ve norepinefrin salınımını arttırıyor. Bu aslında bu mekanizma temelde birey sigara içtikten sonra ben daha iyi odaklanıyorum demesinin arkasındaki temel olay. Fakat sigara içenler çok büyük bir noktayı gözden kaçırıyor ki uzun vadede sigara tüketimi çok yüksek oranda odak ve hafıza kapasitesini düşürmekte. Sempatik sinir sistemindeki nikotinik asetilkolin reseptörüne bağlanan nikotin nabız ve kalp basıncını yükseltirken adrenal bezlerinde adrenalin salınımını arttırarak sempatik aktiviteyi güçlendirmekte. Haliyle zamanla bu nikotinik asetilkolin reseptörleri nikotine olan cevabı azalıyor ve vücudumuz buna tepki olarak birçok sayıda nikotinik asetilkolin reseptörü üretmeye başlıyor. Ve hepimizin aşina olduğu o terim tolerans gelişiyor. Bu tolerans dediğimiz olay da maalesef ki birey sigarayı bırakmak istediğinde o gelişen yoksunluk sendromunun arkasındaki o üzücü tabloyu oluşturuyor. Bizler ekibimle beraber sigara bırakma merkezleriyle de görüştük. Onların prosedürlerini inceledik, onların prosedürlerini öğrendik, nasıl yollar izlediklerini öğrendik. Bunlarla ilgili yazılı derlediğimiz, toparladığımız yazılarımız sunumumuzun sonundaki QR kodumuza eklenmiştir. Onları mutlaka inceleyin diyoruz ve biz aynı zamanda sigara bırakma merkezleriyle de görüşmekte kalmayıp aynı zamanda Alo 171 sigara bırakma danışma hattıyla da görüştük. Oranın nasıl bir prosedürü izlediğini, neler yaptıklarını öğrendik. Gene orayla yaptığımız röportajlarımızın da derlenmiş halini sunumumuzun sonundaki QR kodumuzdan bulabilirsiniz. Bağımlılık döngüsünü de buraya koymak istedik. Çünkü bağımlılık asla ama asla üstü örtülmemesi gereken bir durum. Ve hiçbir şey için geç değil, sonu ölüm olmadıkça diyoruz. Ve sunumumuzun başında sizlere izlettiğimiz videomuzun devamını izletmek istiyoruz. Meğer zayıflamamın nedeni akciğer kanseriymiş. Hayata tutunmak için sigarayı bıraktım. Sigara çocuklarımı da babalarından ayıracaktı. Sigarayı bıraktım. Başarısız denemelerimden sonra Lokman Hekim Ankara Hastanesi Sigara Bırakma Merkezi'ne başvurarak sigarayı bıraktım. Sigarayı bıraktım çünkü kızım baba senin ölmeni istemiyorum dedi. Mutluluğu artık bir paket sigarada aramıyorum.
Meğer ne kadar bencilce davranmışsın. Bana nefes aldıran organlarımı boğmaya çalışarak. Kaynakçamız da bu şekilde. Bahsettiğim QR kodumuz burada. Burada derlediğimiz röportajlarımızı, yazılarımızı bulabilirsiniz. Aynı zamanda bu QR kodumuza biz Tütün Bağımlılığından Kurtuluşun Öyküsü adlı bir yazı da ekledik. Tütünü bırakmak isteyen, sigarayı bırakmayı isteyip de aradığı motivasyonu, gereken motivasyonu bulamayan herkes için motivasyon garantili bir yazı olduğunu söylüyoruz. Ve dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bilgeciğim, ben de sana çok teşekkür ediyorum. Çok güzel, ayrıntılı bir açıklama yaptın ki fizyopatoloji bir şeyden kurtulmak için ilk bilmemiz gereken ayrıntıdır aslında. Şimdi sen böyle bir bahsettin aslında, biraz fizyolojik sebebini, birazcık da patolojik sebeplerini bahsettin ama benim de çok merak ettiğim bir şey vardı. Sizin grubunuz eminim QR'da bununla ilgili de yazılar. Şimdi bağımlı olan bir insan bunu bırakabilir mi sence? Ne düşünüyorsun bu konuda? Bağımlı olan bir insan tütünü kendi isterse her şekilde bırakabilir. Güzel. Burada çıkış noktası kendi isterse lafı olacak değil mi? Evet. Yani aslında anlattığım fizyopatolojik süreçlere göre o yola başka bir şeyle çalıştırabilirsek kesinlikle rahatlıkla bunu bıraktırabiliriz. Evet. Demek ki hayatımızda haz veren başka bir şey bulursak var olan bağımlılıklarımızdan kurtulabiliyoruz. Evet. O zaman hepinizin çok ders çalışmasını ve dersten haz duymanızı tavsiye ediyorum hepinize. Peki, sana çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ben yine çok merak ettiğimiz yeni bir başlık için Elif Ezgi Çekin bizimle olacak. Acaba bu bağımlılığın bir genetik kökeni var mı? Aslında en çok araştırmak istediğim şeylerden benim de bir tanesi budur. Elif'ciğim, sizin grubunuz bayağı bir araştırdı bunu. Acaba evet, doğuştan mı bağımlıyız yoksa sonradan mı bağımlı oluyoruz? Seni izliyoruz artık. Teşekkürler. Herkese tekrardan merhabalar. Ben Elif Ezgi Çekin. Size genler sigara içer mi başlığı altında sigara ve epigenetiğin incelemesinden bahsedeceğim. Sunumumun seyri şu şekilde olacak. İlk başta epigenetiğin ne olduğundan bahsedeceğim. Devamında nikotinin vücudumuzdaki etkisinden ve bu etkinin genlerle ilişkisinden birazcık bahsedeceğim. Sonrasında son yayda çalışmaları ve röportajları inceleyip kısa bir özetle sunumumu toparlayacağım. Peki, bu epigenetik dediğimiz şey nedir? Epigenetik, çevresel koşulların DNA'nın bazı dizilimini etkilemeden bunun çevresinde bir değişiklik yaparak gen aktivasyonunu etkilemesidir. Epi zaten kelime anlamı olarak üstünde, ötesinde demektir. Sizin de görebileceğiniz üzere DNA'mda herhangi bir değişiklik olmadan onun üstünde fosforizasyon, metilasyon, asetilizasyon gibi değişiklikler yaparak epigenetik değişiklikleri oluşturabiliyorum. Bu epigenetik aslında çok da yeni bir şey değildir. İlk keşfi 1800'lü yıllara dayanmaktadır. Fakat o zaman ne olduğunu veya ne işe yaradığını tam olarak karar verememiştir insanlar. Epigenetik bizim hayatımıza 2000'lerdeki insan genom projesiyle beraber girmiştir. Hayatımıza 2000'ler yılında girmiştir dedik. Fakat insanlık var olduğundan itibaren vücudumuzun bazı fizyolojik mekanizmalarında epigenetik her zaman vardır. Buna örnek olarak hücre farklılaşmasını verebiliriz. Mekanizması da şu şekildedir. Bildiğiniz üzere tüm hücrelerimizde aynı DNA vardır. Fakat tüm hücrelerimiz aynı şekilde görünmez ya da aynı işlevi üstlenmezler. İşte burada aradaki farkı yaratan şey bizim hücrelerimiz üzerine gerçekleşen çeşitli asetilizasyon olabilir, fosforizasyon olabilir. Bu gibi olaylarla hücrelerimizin özelliklerinin birbirinden fark kazanmasıdır. Ve bu farkı da temelde 3 mekanizmayla epigenetik modifikasyonlar yönetir. Bunlardan birincisi DNA'daki sitozinlerin metillenmesiyle olur. Bu genlerin baskılamaktadır. Histonların asetillenmesiyle genler aktiflenebilir veya kodlanmayan RNA'lar sayesinde genler bazen aktiflenip bazen inaktive edilebilir. Epigenetiğin tanımında zaten çevresel koşulların etkisinden bahsetmiştim. Çevresel koşullar dediğim şey zaten insanın günlük hayatını kapsamaktadır. O gün aldığımız uykudan, yediğimiz besinlere veya yaptığımız egzersizlerden ruh durumumuza kadar her şey bizim epigenetiğimizi etkileyebilir. Biz burada en çok sigaranın etkisinden bahsedeceğiz. Peki, bir çeşit epigenetik değişiklikler bizim vücudumuzda oluyor dedik. Bunu diğer nesillere nasıl aktarıyoruz? O da şu şekilde oluyor. Normalde
bir değişimin kalıtsal olarak gelecek nesillere aktarılabilmesi için bu değişimin direkt olarak üreme hücrelerinde olması gerekir. Vücudumuzun totaline baktığımız zaman bizim üreme hücrelerimiz çok küçük bir yer kaplamaktadır. Nasıl oluyor bu kadar küçük yer kaplayan hücrelerimize direkt olarak mutasyonlar nasıl bu kadar çok etki ediyor da genetik hastalıklarımız çok sayıda veya özelliklerimiz çok fazla özellik genetik olarak aktarılabiliyor? O da şu şekilde: vücudumuzun herhangi bir somatik hücresinde çevresel etki sonucunda bir epigenetik değişiklik oluşuyor. Bu değişiklik sonucunda bizim somatik hücrelerimizden circulating microRNA'lar kana salgılanıyor ve kan aracılığıyla vücudumuzdaki birçok hücreyle beraber germ hücrelerimize de bu değişiklikler aktarılmış oluyor ve bunun sonucunda biz modifikasyonları genetik olarak gelecek nesillere de aktarabiliyoruz. Epigenetikten bahsettikten sonra biraz daha sigara başlığı altına girecek olursak, içtiğimiz sigaranın dumanında zaten nikotin partikülleri bulunmakta. Bu partiküller sigara dumanının solunmasıyla beraber hızlı bir şekilde vücudumuza alınıp beynimize ulaşıyor. Beynimizde nikotinik asetilkolin reseptörlerine bağlanıyor ve bu reseptörleri uyararak çeşitli nörotransmitterler salınmasına neden oluyor. İşte biz nikotine, yani sigara dumanına devamlı bir maruziyet sonucunda beynimizde bir çeşit adaptasyon gelişiyor. Ve bu adaptasyon sonucunda bizim buradaki nikotinik asetilkolin reseptör sayımız çeşitli mekanizmalar üzerine artıyor. Ve artan reseptör sayımıza bağlı olarak vücutta bir çeşit nikotin açığı oluşturuluyor. Ve bu nikotin açığını kapatmak için daha çok sigara içmesi gerekiyor bir insanın. Sigara içen herkesi veya çoğu insan diyebiliriz ki hayatında bir kez olsun sigarayı bırakmayı düşünmüştür. Ama bu sigara bırakıp bırakamama durumu da genlere bağlı olabilir. Her insan aynı kolaylıkta sigarayı bırakmaz. İşte bir genin neresinde mutasyon olduğu ya da bu mutasyonun gene nasıl yerleştiği sigarayı bırakıp bırakamama durumumuzu etkiler. Yani şu sonucu çıkarabiliriz: bizim genlerimiz sadece sigarayı kullanıp kullanmayacağımızı değil, aynı zamanda sigarayı kolay mı yoksa daha mı zor bırakacağımıza da etkilidir. Genlerimizin sigara üzerine etkili olduğunu az önce söyledik. İşte burada sigaraya etkili olan birçok genimizi görmekteyiz. Bu genler aynı mekanizma üzerinden ya da aynı şekillerde bize etki göstermez. Örneğin sitokrom P2A6 enzimi mutasyona uğrayan insanlar genelde daha az sigara içer ya da sigara içmezler. Ama buna ters olarak da dopamin reseptörleri mutasyona uğramış insanlar sigarayı daha çok tüketirler. Genler her zaman sigaranın çok ya da az tüketileceğine karar vermez. Bazen de sigarayı erken yaşlarda mı yoksa geç yaşlarda mı kullanacağımıza karar verirler. Örneğin nikotinik asetilkolin reseptör genleri mutasyona uğramış kişiler sigaraya daha erken yaşlarda başlamaktadır. Çalışmalarda genellikle ikizler kullanılır. Bunun sebebi, tek yumurta ikizlerin genetik kodları birbirinin aynısıdır. Yapılan çalışmalarda da bu ikizlerimiz genellikle farklı çevresel ortamlarda incelenmiştir. İşte iki farklı çevrede incelenen iki aynı gen söz konusu olduğundan da tütün kullanımının çevresel ya da genetik faktörlere ne derecede bağlı olduğu görülmüştür. Siz de burada bu ikiz çalışmalarına konu olan İkizlerimizin fotoğraflarını görmektesiniz. Devamlı bir nikotin maruziyeti sonucunda vücutta nikotin açığı oluştuğundan bahsetmiştik. İşte ailelerinde sigara kullanan kişilerin pasif içici konumundaki çocukları uzun bir süre boyunca nikotine maruz kaldıklarından dolayı vücutlarına çok fazla nikotin açığı oluşur. Ve bu nikotin açığı da gelecek yıllarda bu çocukların sigara kullanımına büyük ölçüde etkilidir. Bu çalışmalarla da desteklenmiştir. Örneğin ailelerinde sigara kullanan kişilerin %30'unun da kendisinin de sigara kullandığı veyahut ailelerinde sigara kullanmayan kişilerin %50'sinin gelecek yıllarda kendisine sigara kullanmadığı görülmüştür. Biz de kendi grubumuzla bir çeşit soy aile çalışması yaptık. 6 kişilik soy aile çalışmamızı taramalardan elde ettiğimiz verilerle yorumladık. Sizinle de buyurun soy ailelerimize bir göz atalım. Burada dikkatinizi çekmek istediğim şu bölgedir: ebeveynleri sigara kullanan tek yumurta ikizlerinden birisi sigarayı kullanıp bırakmıştır, öbürü hiç kullanmamıştır. Burada
sigara kullanımının çevresel faktörler üzerine bağlı olabileceği üzerinde durmaktayız. Buna karşılık ikinci soy ağacımızda 3 nesil peş peşe sigara kullanılmıştır. Burada genlerde olası bir mutasyon sonucunda sigara kullanımının artmış olabileceği ihtimalini desteklemekteyiz. Soy ağacı çalışmamızdan sonra 3 grup belirleyerek bir de röportaj çalışması gerçekleştirdik. Bu röportaj çalışmasında sigara içme miktarlarını, sigarayı bırakabilme durumlarını veya ailelerinde sigara kullanıp kullanmamalarını sorguladık kişilerle. Bir de o çalışmalarımıza göz atalım. İlk grubumuz ikiz erkek kardeşlerden oluşmakta. Bu ikiz erkek kardeşlerimiz ikisi de sigara kullanmakta ve babalarında da sigara kullanımı görülmekte. Burada ikizlerde sigara kullanımının bazı genlerle geçmiş olabileceği ifadesini desteklemekteyiz. Diğer grubumuza baktığımız zaman iki kız kardeş görmekteyiz. Bu kardeşlerimiz sigara kullanmakta ve annelerinde de sigara kullanımı görülmektedir. Burada dikkat çekmek istediğim nokta şu ki iki kardeşimiz de sigarayı bırakmaya çalışmış fakat bırakamamıştır. İşte burada sigarayı bırakmakla ilgili olan genlerinde bir mutasyon olabileceği ihtimali üzerinde durmaktayız. Son grubumuza bakacak olursak buradan İki kız kardeşimiz var yine. Kardeşlerimizden birisi sigara kullanmakta, öbürü sigara kullanmamaktadır. Burada birinci kardeşimizin sigara kullanmasında çevresel faktörlerin etkili olabileceği ihtimalini düşünmekteyiz. Özetle hem çevresel faktörler hem genetik faktörler bir araya gelip bizim sigara içme davranışımızı etkiler. Genetik faktörlerin olabileceği daha yeni yeni çalışılan bir konudur. Fakat etkileri çevresel faktörler kadar yüksektir. Çalışma grubuma bu çalışmadaki katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Siz de bu konulara meraklıysanız bizim kaynakçamızdan yola çıkarak çalışmalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Teşekkürler Elif. Genler sigara içer mi sorusunu aldığımız yanıt aslında oldukça etkileyici oldu. Bu sunumu dinledikten sonra önemli bir noktada çözüme kavuştu bence. Sigara içen çoğu insanın belki de bir savunma cümlesi olarak kullandığı benim zararım kendime, başkalarına bir zararım yok ya da işte ne yapıyorsam ben kendime yapıyorum cümleleri burada anlatılan bilimsel gerçekler karşısında anlamsız. Yani bu işin sorumluluğu aslında sanıldığından ve düşünüldüğünden çok daha fazla. Biz önce evet kendimize zarar veriyoruz bu süreçte ama bu zarar sadece kendimize sınırlı kalmıyor. Bu sunumdan bunu oldukça net bir şekilde anladık. Bu noktada aslında şuna da konuşmakta yarar var. Peki biz kendimize nelere nasıl zarar veriyoruz? Bu sunum şimdi yapılacak olan sunum biraz daha yoğun medikal bilgiler içeriyor ama medikal bilgisi biraz daha sınırlı olan dinleyenlerin de anlatılanları en azından organ düzeyinde dinlemesi bizce önemli. Sigaranın insan vücudunda oluşturabileceği hasarları bu sunumda biraz daha detaylı dinleyeceğiz. Ama benim söylediğim gibi daha az bilgisi olanların bile bu olayı sorgulamasının son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle şimdi Berk'in çevirme bize sağlığımızı sigaraya nasıl teslim ediyoruz? Bunu anlatsın ve dinleyelim. Merhaba Berk'in. Merhabalar hocam, iyi günler. Merhabalar herkese. Ben Lokman Hekim Üniversitesi Dönem 3 öğrencisi Berfin Çevirme. Biz güz dönemi sosyal sorumluluk projemizin bu ayağında sizlere sigaradan bahsediyoruz. Gülasar hocamın da bahsettiği gibi bizim konumuz biraz daha medikal, hafif birazcık daha moleküler fakat iyi anlaşacağımızı umuyorum. Öncelikle biz çalışmaya başladığımızda ekibimizle İlk olarak sigaraya başlamanın arkasındaki motivasyonu tartışmak istedik kendi aramızda. Birden fazla nokta bulduk burada. Aile fertlerini örnek almak, sosyal çevre tarafından oluşturulan baskı, özendirici film dizi karakterleri ve hiç azımsanamayacak derecede insan da kilo vermek için başlıyor sigaraya. Devamında birazcık daha olayın tıbbi taraflarına girmek istedik. Peki ilk nefesin serüveni nasıl? Sigara içtiğimizde neler oluyor? Sigaradan tek bir nefes çektiğinizde 7000'in üzerinde kimyasalı inhale ediyorsunuz, içinize çekiyorsunuz.
Sigara feci derecede şeytani bir plan yapıyor. Sigaranın içindeki maddeler bronkodilatör maddeler. Yani akciğerdeki alveolleri daha da açıyor ve kendisini içeri daha da çok penetre ediyor. Kendisini sistemimize daha çok sokuyor. Sigara kullanımı sonucu sigaranın içerdiği maddeler nedeniyle mukosiliyer klirans da bozuluyor. Bu da zararlı yapıların akciğere ulaşmadan dış ortama asılmasını zorlaştırıyor. Sigara kullanımı sonucu mukus üretimini sağlayan gorbet hücrelerinin boyutu ve sayısı artıyor. Bu da daha fazla mukus üretimine neden oluyor. Şimdi burada bir noktaya değinmek istiyorum. Bu dakikadan sonra göreceğiniz bütün illüstrasyonlar benim değerli ekip arkadaşlarım tarafından elle çizilmiştir. Mukosiliyer klirans'tan bahsettik. Bildiğiniz gibi cilialar hava yollarını temizlemekle görevliler. Yabancı maddeleri, fazla mukusu yukarı doğru süpürmekle görevliler. Fakat sigara bu cilialların yapısını bozuyor. Bu cilialların yapısı bozulduğunda mukus orada hapis kalıyor. Kronik sigara içicilerde, ağır sigara içicilerde mütemadiyen bir öksürük görülüyor. Bunları sürekli rahatsız eden, hayat kalitelerini düşüren. Biz buna kronik öksürük, smoker's cough diyoruz. Aynı zamanda koala sigaranın arasındaki ilişki şu anda çok iyi biçimde biliniyor zaten. 10 kişiden 8'inin hastalığının nedeni sigara, koah açısından istatistik olarak vermemiz gerekirse. Peki kanserojen etkisi desek? Yani herkes sigaranın kansere sebep olduğunu bilir. Doğru, sigara kanser yapar. Fakat nasıl yapar bu kanseri? Çok primitif olarak bahsetmek gerekirse, sigara kullanımı sonucu hücre içinde bulunan onkogenler aktif olabiliyorlar. Bunlar kanseri indikleyen genler veyahut tümör süpresör genler. Yani kanseri durdurmaya çalışan genler inhibe olabiliyorlar. Az içinde başka bir hastalıkla karakterize olmayan ve kazımakla geçmeyen lekelere lakoplaki ve eritoplaki diyoruz. Beyazlara lakoplaki, kırmızılara eritoplaki. Etiyolojileri çok fazla. Fakat bir numaralı etiyofaktörü sigara. Devamında lakoplakilerin prekanseroz olduğunu biliyoruz. Tütünün etkisiyle TP53, NOTCH1 gibi genlerde mutasyonlar, 3P9P21 kromozomal bölge kayıpları ile beraber squamous hücreli karsinoma giden bir yolaktan bahsedebiliriz. Fakat sigara kullanıcısı olup da akciğer kanseri olmayacak kadar şanslı kimselerde dahi benign epitelden alınan örneklerde biz 3P'de kromozomal bölge kayıpları görüyoruz. Yani sigaranın DNA'mızı bozduğu çok net bir biçimde bilinen bir şey bizler için. Kanda eritrositler oksijeni taşımakla görevli hücreler hepimizin bildiği üzere. Fakat burada kötü bir haber var. Şayet sigara dumanın içindeki karbon monoksiti daha çok seviyor eritrositler oksijene nazaran. Ve sigara içildiğinde oksijeni bırakıp karbon monoksit tutmayı tercih ediyorlar. Ve bu sebeple sigara içicilerde sürekli bir hipoksik, oksijenden yoksun ve nefes darlığı çekme hali gözüküyor. Şimdi bu slide oldukça moleküler. Ama bundan bahsetmek durumundayız. Çok çok önemli kanseri anlamamız açısından. Apoptozdan bahsedeceğiz size. Apoptoz hücre ölümü, planlı hücre ölümü demek. P53 geni hücre yaşlanmasını ve apoptozu tetikleyen bir gen. BCL2 mitokondri membran proteininin bütünlüğünü sağlayan bir protein. Bax ve Bacpro apoptotik genlerini kontrol altında tutarak yapıyor bunu. Fakat diyelim ki hücre içinde DNA'da bir hasar var. Hücre ona gerekli olan sinyallerden, büyüme faktörlerinden eksik kaldı. Veyahut hücrede bir sıkıntı var. Hatalı katlanmış proteinler arttı. O zaman birçok sensör aktive hale geçiyor. Orada bir problem oldu. Bu hücrenin yok olması gerektiğini söylüyorlar. Bunun sonucunda da Bax proteinleri dimerize oluyor ve mitokondri membranına giriyorlar. Sitokrom C'yi de mitokondri membran proteinlerinden kanal oluşturarak sitozole geçirtiyorlar. Çeşitli kofaktörlerin etkisiyle caspase-9 aktivasyonu oluyor ve caspase-9 aktivasyonuyla beraber apoptoz oluyor. Apoptoz bizim için oldukça hayati bir yolak. Apoptoz olmazsa herkes mütemadiyen kanser olurdu muhtemelen. Ancak sigaranın yarattığı mutajenik etki bu hücrelerin apoptozdan kaçmasına sebep oluyor. Apoptozdan kaçan bir hücre bizim için çok tehlikeli bir hücredir. Başı boş dolaşır ve üstünde herhangi bir kontrol yoktur. Her an kanserleşebilir. Normal şartlarda soluduğumuz hava temiz olduğunu düşünelim. Temiz havanın içinde herhangi bir iritan madde yoktur ve epiteli, akciğer epitelini hasarlandırmaz. Fakat en başta söylediğim gibi sigaranın içinde 7000'in üstünde kimyasal var ve bu kimyasalların birçoğu çok iritan kimyasallar. Bu iritan kimyasallar epitelde hasar oluşturduğunda vücut hemen alarma geçiyor ve diyor ki oraya hemen askerlerimizi göndermeliyiz. T lenfositler, makrofajlar, lenfoid prekürsörler oraya gidiyor. Oraya giden makrofajlar bildiğiniz gibi TGF-beta salgılıyorlar. TGF-beta fibrozis dediğimiz bir yolağın
sitokinidir. Fibrozis orada fibroblast farklılaşmasını ve toplanmasını sağlar. Fibroblastlar bizim orada istemediğimiz maddelerdir. Şayet akciğerin kapasitesini sınırlarlar. Bu sebepledir ki akciğer kanserleri, akciğer kanserli hastalar, yoğun sigara içici hastalar mütemadiyen nefes darlığı çekerler, akciğer kapasiteleri sınırlıdır, dispne şikayetiyle prezente olurlar. Bu da bizim araştırırken çok hoşumuza giden ilginç bir noktaydı. Az önce bahsettiğim makrofajlardan bir de interleukin 1 salınır. Interleukin 1 ateşin sitokinidir. Kliniklerde sürekli akciğer kanserli hastaların böyle ateşle prezent olduğunu görürüz. Bunun da sebebi buna dayanıyor. Diğer sistem ve organları nasıl etkiliyor? Biraz bunu konuşalım. Şimdi akciğer kanserlerin diğer organların metastazı olduğunu biliyoruz. Genelde ikinci evreden sonra biraz da geç gözleniyorlar. Başlıca metastazın olduğu organlar karaciğer, böbrek üstü bezi, GIST, beyin ve kemikler. Oldukça basit aslında. Tümör hücrelerinde bulunan plazminojen ve kolajen asper aktivitesi sebebiyle akciğer parenkimi parçalanıyor. Oradan kopan bu serseri kurşun gibi tümör hücreleri dolaşıma geçiyorlar ve uzak organlara, sekonder organlara gidip oralarda yerleşip yeni kanser odakları oluşturabiliyorlar. Fakat şimdi tabii ki aklımıza şöyle bir soru geliyor. Yani o zaman sigara sadece kansere sekonder olarak mı diğer organları etkiliyor? Hayır. Diğer organları direkt olarak etkileri de var. Mesela ürogenital sistem üzerine etkilerinden biraz bahsedelim. Sigara içen kadınlarda infertilite görünme oranı içmeyenlere oranı 10 kat daha fazla. İnfertilite vakalarının sigara ile ilişkili olanlarının oranı %13. Yumurtalık fonksiyonlarını bozuyor sigara. Doğurma çağındaki kadınlarda düşük doğum ağırlıklı bebek doğurma riskini, spontan abortus riskini ve erken doğum riskini arttırıyor. İstatistiki olarak en çok üreme çağı erkekler tarafından tüketiliyor sigara. Oldukça kötü bir fikir. Şayet sperm motilitesini bozuyor. Sperm konsantrasyonunu düşürüyor. Spermin yumurtaya penetre olma yeteneğini azaltıyor. Ve sigaranın DNA'yı bozduğundan bahsetmiştik. Bu sadece akciğerimizdeki DNA için geçerli değil. Bu vücudumuzun tamamındaki DNA için geçerli. Ve spermin de DNA'sını bozup spermin de kalitesini düşürüyor. Prostat kanserinin kansere bağlı ölümlerde ikinci sırada olduğunu biliyoruz ülkemizde. Prostat kanseri beraberinde yoğun bir sigara içiciliğiyle birlikte olduğunda maalesef mortalite çok artıyor. Sigara mesane kanserinde en önemli çevresel risk faktörü. Bu kamuoyu tarafından çok bilinmiyor. Bizim için oldukça önemli anlaşılması. Sigara içen kişilerde içmeyen kişilere oranla 4 kat fazla mesane kanseri riski var. Ve sigara idrarda albümin atılımını arttırıyor. Bu sebeple böbrek yetmezliğine gidişte ilk adım olarak görebiliriz sigarayı. Gastrointestinal sistem üzerine etkilerinden bahsedersek bunu aslında sigara içiciler çok iyi bilirler muhtemelen. Çünkü sürekli bir heartburn dediğimiz mide yanması, peptik ülser şikayetiyle gelir bu hastalar. Helicobacter pylori enfeksiyon riski çok yüksektir onlarda. Kron hastalığı, safra taşı, peptik ülser, gastroözofajer reflü riski artar. Artı bu hastaların tedavi süreçlerini çok zorlaştırır sigara içiciliği. Kolon kanseri, ağız, larynx, özofagus, mide kanser riskini arttırır. Diş kayıplarına uzun vadede sebep olabilir. Karaciğerden bahsetmemiz gerekirse karaciğer birden fazla, çok fazla hayati fonksiyonu olan çok çok önemli bir organdır. Maalesef sirozlu hastalarda sirozun ilerlemesine katkı sağlar. Hipoksiden bahsetmiştik birkaç saat önce. Kan hücrelerinde azalmış oksijen taşıma kapasitesine bağlı dokuda hipoksi gelişiyor. Bu hipoksi vücudun her yerinde gelişiyor ve hipoksiye bağlı sideroblastik anemik görülebiliyor. Hepatit B ve C enfeksiyonlarının karaciğerde lezyon bıraktığını biliyoruz. Hepatit B ve C lezyonları sigara içiciliğiyle birleştiğinde lezyonların şiddeti inanılmaz derecede artıyor. Ve tabii ki akciğer kanserine metastaz olarak da karaciğerde kanser görülebiliyor. Deri ve kandan bahsetmemiz gerekirse derideki etkileri aslında oldukça gözle görülür. Mutlaka yoğun sigara içicilerde görmüşsünüzdür. Parmak uçlarında sararma, bıyıklarda, dudaklarda sararmalar. Erken yaşlanma, deri kanseri, ameliyatlardan sonra iyileşme süresinin artması gibi etkileri var. Aynı zamanda çok çok uzun bir süredir yüksek tansiyonla, yüksek kolesterol ve kalp krizi riskiyle korele olduğunu da biliyoruz sigara içiciliğinin. Peki biz ne yapmalıyız diye düşündük. Şimdi esasen sizlere böyle büyülü bir reçete vermeyi çok isterdik. Fakat elimizde bildiğimiz şeylerden başka bir şey yok. Sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakmak durumundayız. Alo 171 hattını arayıp oradan yardım alabilirsiniz. Spor yaparak, sağlıklı beslenerek hayat kalitenizi ve yaşam uzunluğunuzu arttırabilirsiniz. Bizler Tıp Fakültesi Dönem 3 öğrencilerinden oluşan 10 kişilik bir ekibiz. Bütün ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Burada olduğunuz için size de çok teşekkür ediyorum. Kaynaklarımızı buradan inceleyebilirsiniz. Açtım. Teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz Berfin. Oldukça detaylı olarak hazırlanmışsınız. Direkt ya da indirekt neredeyse tüm organ ve sistemleri etkilediğini aslında anlattığınız bu sunum sonunda öğrenmiş olduk. Bu hepsi bilimsel kanıtlara dayanmıştı ve sigaranın ne kadar büyük zararları olduğunu moleküler düzeyde dinledik ama dediğim gibi medikal bilgisi daha az olanlar da bu kadar çok en azından organ adı duyarak da anlamış oldular. Başka hiçbir etken olmadan bile bu kadar büyük zararları olan sigaranın bir de üstüne başka bir hastalık eklenince nelere sebep olabileceğini aslında tahmin etmek çok da zor değil. Bu noktada ise sigaranın şu an içinden geçtiğimiz bu pandemi sürecindeki etkilerinin olduğu ise tartışmasız çok büyük bir önem taşıyor. Sigara ve hesapta olmayan sorunumuz COVID'in bağlantısını kurmak üzere şimdi sözü Oğuzhan Acar'a bırakıyorum. Çok teşekkürler hocam. Merhaba, ben Oğuzhan Acar. Bugün sizlere yıllardır mücadele edilen sigara, son bir yıldır başımızın belası olan, bizi evlerimize hapseden, hesapta olmayan sorunumuz COVID-19 ve bu ikisi hakkında birbirleriyle olan ilişkisinden bahsedeceğim. Sunum içeriğinde öncelikle sigaranın zarar ve etki mekanizmasından, COVID-19'un bulaş mekanizmasından, bu ikisi arasındaki ilişkiden ve COVID-19'u kişiler üstünde yapılan sigara araştırmasından bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere sigara vücudumuza hava yollarıyla giriş yapar. Sigara içindeki bazı toksin ve kanserojenler vücudumuzun çeşitli bölgelerine çok ciddi hasarlara yol açabilir. Ayrıca sigara içindeki nikotinin COVID enfeksiyonunu nasıl etkilediği hakkında sunumun ilerleyen kısımlarında açıklama yapacağım. Öncelikle sigara içindeki toksinler ve kanserojenler akciğerimizin fonksiyonel birimi olan alveollerin epitelinin yıkımına, kapiller hasar ve kanamalara, akciğerimizde çeşitli konsolidasyon alanlarının oluşmasına ve buna bağlı olarak da ileri dönem akciğer hasarına neden olur. Ayrıca sigara içindeki akronim ve formalin, siliyar toksitiğe yol açarak yabancı partiküllerin solunum yollarımızda kalmasına, bizi irite etmesine ve buna bağlı da öksürük, nefes darlığı gibi bazı semptomlara neden olabilir. Ayrıca nitrojen oksit, kadmiyum ve hidrojen siyanit de oksidatif metabolizmamızı bozarak, serbest radikallere yol açarak çok ciddi hasarlara neden olabilir. Ayrıca sigara içindeki kadmiyumun da amfizem gelişiminde bir rolü olduğunu belirtmek isterim. Sigara vücudumuzun çeşitli bölgelerinde ve organlarında kanser riskini arttırmasına ve kalp hastalıkları, pnömoni gibi bazı kronik hastalıklara neden olduğunu çoğunuz duymuşsunuzdur. Şimdi size COVID'in etki mekanizmasından bahsetmek istiyorum. Öncelikle SARS-CoV-2 virüsü hücre yüzeyimizde bulunan ACE2 reseptörüne kendi S proteinlerini bağlayarak hücre içerisine giriş yapar. Kendi viral genomunu serbestleştirir. Hücre içinde bir takım olaylar sonucunda bizim hücre elemanlarımızı da kullanarak yeni, matüre bir virüs oluşturur. Ve başka hücreleri de enfekte etmek üzere hücre yüzeyinden dışarı çıkar. Bu hücre içindeki olayların yüzlerce, binlerce defa olmasıyla da birlikte enfeksiyona uğrarız ve öksürük, nefes darlığı gibi bazı semptomlar gösteririz. SARS-CoV-2 virüsü ACE2 reseptörümüze kendi S proteinini bağlayıp hücre içerisine giriş yaptı ve hücre içinde çoğalmasıyla da solunum yetmezliği, öksürük gibi bazı semptomlara neden oldu. Şimdi sizlere sigara ve COVID ilişkisinden bahsetmek istiyorum. Birçok çalışmada sigara kullanıcılarının COVID enfeksiyonunu daha ağır atlattığını, hatta bunların mortalite oranlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Bunu da şu mekanizmayla açıklamışlardır. Sigaranın içindeki nikotinin ACE2 reseptör ekspresyonu yapmasına ve SARS-CoV-2 virüsünün bizi daha kolay enfekte etmesine hastalığın seyrini ağırlaştırdığı görülmüştür. Bazı terapötik ajanlar ise ACE2 reseptör blokajı yaparak hastalığın seyrini hafifletebileceği düşünülmüştür. Bunlardan da pandeminin başlarında ülkemize dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde kullanılan bir sıtma ilacı olan klorokin örneğini verebilirim. Ama son dönem aşı çalışmalarından sonra klorokin kullanımından uzaklaşılmıştır. Sigara kullanıcındaki yüksek ACE2 reseptör ekspresyonu ve sekreter hücrelerinin artmasıyla bu sekreter hücrelerinden interleukin 1, TNF-alfa gibi proinflamatuar sitokinlerin salınımına, vücudumuzda sitokin fırtınalarının oluşmasına ve hastalığın seyrini ağırlaştırdığını söyleyebiliriz. Sigara kullanmayanlar ise düşük ACE2 reseptör ekspresyonu ve sinyal hücrelerinde zarar görmediği için COVID enfeksiyonunu sigara kullanmayanlar daha hafif atıyor. Sigara kullanımı ACE2 reseptörlerinde artmaya,
Eski genin 60'lı ekspresyonu ve sigara içenlerde SARS-CoV-2'ye daha duyarlı. Bunun buraya kadar sizlere sigara ve COVID enfeksiyonunun akciğerlerimize, solunum yollarımıza olan etkisinden daha çok bahsettim. Nörolojik etkileri yok mu? Tabii ki de var. Bunu da şu mekanizmayla yapıyor. Öncelikle SARS-CoV-2 virüsü olfaktör sinir aracılığımızla retrograd bir şekilde beyindeki nöron hücrelerimize gelir. Yine aynı mekanizmayla eski reseptörlerine kendi eski proteine bağlayarak hücre içerisine giriş yapar ve yeni virüsler oluşturur. Ve bu yeni virüsler de belli bir zamandan sonra nörodejeneratif hastalıklara neden olur. Peki buradaki sigaranın rolü ne? Sigara içindeki nikotin nöronlarda bulunan asetilkolin nikotinik reseptörlerine bağlanarak eski reseptör upregülasyonuna ve koronavirüsün daha etkili olmasına neden olmaktadır. Daha sunumda buraya kadar sigaranın COVID enfeksiyonunun seyrini ağırlaştırdığını anlattım size. Okuduğumuz bazı çalışmalarda tam tersini söylüyor. Evet, yanlış duymayacaksınız. Sigara COVID enfeksiyonunun seyrini hafifletiyor. Bunu da iki çeşit mekanizmayla açıklıyorlar. Bunlardan birincisi nikotin, asetilkolin nikotinik alfa-7 reseptörü ve onun anti-inflamatuar etkisiyle. Öncelikle sigara içindeki nikotin alfa-7 reseptörünü aktive ederek bu alfa-7 reseptörünün interleukin 1, TNF alfa gibi pro-inflamatuar sitokinin salımını baskılaması, bunun sonucunda da COVID enfeksiyonu daha iyi atlatmamızın neden olduğu öngörülmüştür. İkinci bir mekanizma olarak da eski reseptörün koruyucu etkisi. Sizlere daha demin nikotinin eski reseptör ekspresyonu yaptığını anlatmıştım. Bu eski reseptörünün COVID virüsünün hücre içinde yaptığı tahribatlara karşı bir koruyucu etkisi olduğu görülmüştür. Bunun da bir dayanak olarak menopoz öncesi kadınlarda ve genç yetişkinlerde yaşlılara oranla daha fazla östrojen miktarı olması, eski reseptörlerin daha fazla olması ve buna bağlı olarak da gençlerin ve menopoz öncesi kadınların SARS-CoV-2 enfeksiyonunu yaşlılar oranla daha iyi atlattığı görülmüştür. Tabii ki de okuduğumuz bu çalışmalarda COVID enfeksiyonunda sigara içiminin kullanımının bir tedavide yeri olmadığının, sigaranın zararlarının yararlarına ağır bastığını ve kesinlikle sigara kullanılması gerektiğini açıkça belirtiyordur. Şimdi sizlere COVID-19 bireylerle sigara içmeye yaygınlığı arasındaki ilişkiden bahsetmek istiyorum. Şimdi sizi Çin'in Hubei bölgesine götüreceğim. Pandeminin başlarında 2020 Mart ve Nisan aylarında yapılan bu çalışmanın amacı sigara kullanımının COVID enfeksiyonu seyrini nasıl etkilediği hakkında. Hiç sigara içmeyenlerde seyir, COVID enfeksiyonu yakalan kişilerde hafif atlatanlardan oranı %87 iken bu oran ağır atlatanlar %9'luk bir düşüş gösteriyor. Yoğun bakıma alınanların veya bu enfeksiyonun ölümle sonuçlandığı kişilerin oranı %67 iken bu oran %20'lik artış göstererek %87'ye kadar çıkıyor. Bunlar hiç sigara kullanmayanlar. Peki sigara bırakmış kişilerde seyir nasıl? Hafif atlatanların oranı %1 civarı iken bu oran 5 katına kadar çıkarak %5'e kadar çıkıyor ağır atlatanlarda. Yoğun bakıma alınanlar ve ölümle sonuçlanan oranı %7,5 civarı iken bu oran %1,5'a kadar düşüyor. Sigarayı aktif olarak kullanan kişilerde seyirde sigara bırakmış kişilerdeki gibi aşağı yukarı aynı. Ağır atlatanların oranı hafif atlatanlara göre daha fazla olduğu, yoğun bakıma alınanların daha fazla olduğunu açıkça görüyorsunuz. Yani sigarayı aktif olarak kullanmıyorsunuz bile, hayatınızın bir döneminde sigara kullanmışsınız, sonradan bıraktıysanız bile COVID enfeksiyonunu daha ağır atlattığınızı, sigaranın COVID enfeksiyonu ile olan ilişkisinden bağımsız olarak binbir envai çeşit zararı olduğu için özellikle bu pandemi döneminde sigara kullanmanın pek akıl kârı bir iş olmadığını söyleyebilirim. Kısacası sigara kullanmayın, kullandırmayın. Buradan da tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Oğuzhan. Bu konunun da açıklığa konuşması çok iyi oldu. Çünkü sosyal medyada sadece tek bir makale ya da tek bir varsayım üzerine yayılan bilgilerin aslında ne kadar da yanlış yorumlandığını altı çizilmiş oldu senin bu anlattıklarınla. Bu sunumun sonunda söylenecek tek bir şey var. Aslında şöyle bir düşündüğünüz zaman COVID yeni geldi. Şu an dünyanın başındaki en büyük sorunlardan biri ama sigara hep vardı. COVID işte ise kartlarını açık oynuyor ama sigara ilgileti toplumda sinsice ilerlemeyi sürdürüyor. Bu ilerlemede tüm engellemelere karşın küresel sermayenin de katkılarıyla hedef kitlesini giderek artırmaya amaçlıyor.
İşte bu noktada yasaların önemi bir kez daha vurgulanmış oluyor. Şimdi aslında benim de oldukça merak ettiğim bir konu, sigara için 18 yaş sınır çizgisi midir? Bu konunun hem yasal hem de toplumsal etkilerini Asu Sultan Seyhan'dan dinleyelim. Herkese merhaba, ben Asu Sultan Seyhan. Bugün size sigara için sınır yaş 18 yaş mıdır? Bunu açıklamak için buradayım. Öncelikle içerik olarak iki önemli dönemden bahsedeceğim. İlki sigaranın etkilerini en çabuk gösterdiği ve en ölümcül etkilediği dönem olan doğum öncesi dönemi olacak. Diğeri de ölümcülükten ziyade bağımlılık mekanizmasının ön plana çıktığı ergenlik dönemi olacak. Doğum öncesi dönemde nasıl bir maruziyet oluyor? Annenin sigara içmesi bebeğini bu sigara dumanına maruz bırakıyor. İlk etkilenen yapı bu durumdan da plasenta oluyor. Plasenta nedir? Anne ve bebek arasında besin ve oksijen bağlantısını sağlayan ve bebeğin gelişmesinde en büyük etmen olan besinleri ve oksijeni sistemine taşıyan bir yapı. Burada plasentadaki damar yapılarının etkilenmesiyle erken doğum riski taşıyan çocuklar ve düşük doğum ağırlığına sahip olan çocuklar doğabiliyor ve bu çocuklar doğduktan sonra da yaşama tutunma oranları oldukça düşük oluyor. Yine annenin sigara kullanmasıyla ilgili yapılan araştırmalar neticesinde bu bebeklerin sigara kullanmasa dahi erişkinlik dönemlerinde KOAH ve astım gibi akciğer hastalıklarına yakalanma risklerinde oldukça yani %90 oranında bir artma görülüyor. Burada ben annenin sigara kullanmasını suda taş sektirmeye benzetiyorum. Yani annenin kullandığı sigara çocuğunda herhangi bir döneminde mutlaka kötü etkilerini sisteminde ortaya koyacaktır. Çocuğu ölmese bile, gelişim geriliği yaşamasa bile erişkinlik döneminde KOAH ve astım gibi kronik ve önemli hastalıklara sebebiyet verecektir. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı bir 2008 yılında araştırma neticesinde yarık dudak ve yarık damak riskinin arttığı gözleniyor. Bu araştırmadan 7 yıl sonra Nadia Rison yine bir araştırma yürüterek Durham Üniversitesi'nden bunun mekanizmasını ortaya koyuyor. Nedir mekanizması? Burada 20 tane anneyle çalışıyor ve bu annelerin bebeklerinde bu annelerin dördü kronik sigara içen anneler. Ve bunların bebeklerinde hareketlilik, diğer bebeklere nazaran oldukça tuhaf hareketler görülüyor anne karnındayken. Bu çocuklar kendi gelişimleri esnasında yüzlerine oldukça fazla dokunarak aslında dudak ve damak gelişimlerini fiziksel engelle kapatıyorlar. Ve hatta merkezi sinir sistemlerinin gelişmesine de engel oluyorlar. Şimdi size ani bebek ölüm sendromundan bahsetmek istiyorum. Halk arasında beşikte ölü bebek olarak biliniyor bu sendrom. Bilinen sebeplerinden biri sigara dumanı. Sigaraya maruz kalan çocukların sistemindeki karbon monoksit bu çocukların düşük oksijene yanıt vermesini sağlayacak refleksleri baskılıyor. En basitinden örnek vermem gerekirse bu reflekslere burun kanadı genişletmesi. Bu çocuklarda bu refleksten dahi mahrum kaldıkları için düşük oksijene yanıt veremeyip maalesef ki beşiklerinde boğularak vefat ediyorlar. Çocuk gelişimi esnasında tütüne daha fazla maruz kalmış çocukların sigara tüketimi neticesinde paratormon ve vitamin D seviyelerinde kaotik bir düşüş oluyor. Bu çocukların akciğer gelişimi de yetersiz olduğu için bu da eklenince çocuklar yaşıtlarına oranla daha küçük kalmış ve gelişememiş oluyorlar. Yine bir araştırma paylaşmak istiyorum sizinle. 206 çocukla çalışılıyor. Oldukça küçük 4-7 yaş aralığındaki çocuklarla çalışılıyor. Onlara deniyor ki barbekü partisi veren yetişkinler gibi davranın. Bu çocuklar da bu oyun esnasında gözlemleniyorlar ve %63.6'sı yaklaşık %64'ü sigara içmeyi taklit ediyor. Yani burada şunu görüyoruz. Yetişkinlerin sigaranın zararlı olduklarını çocuklarına anlatmaları değil, o yanlışa kendilerinin de düşmemesi bu çocuklara bunu ancak öğretebilir. Çünkü çocuklar hayatı güvendikleri ve sevdikleri kişileri gözlemleyerek ve taklit ederek kendilerini hazırlarlar. İkinci olarak ergenlik döneminden bahsedeceğim demiştim. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 10-19 yaş grubu ergen yaş grubu olarak adlandırılıyor. Nedir bu ergenlik diye soracak olursanız, cinsel gelişimin başladığı, fiziksel değişimin bunu takip ettiği ve psikososyal olarak çocukların buna adapte olmaya çalıştığı bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Çocuklar aileyle olan bağlarında bir uzaklaşma yaşayarak arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde oldukça pasif hale ve açık hale geliyorlar. Burada da sigaraya başlamada arkadaşın etkisini biraz sonra da sayısal verilerle göreceğiz. Oldukça artıyor.
Peki adolesan dönemde sigaraya başlamanın motivasyonu nedir? Bağımlılık riskinin en çok arttığı dönem ergenlik dönemidir. Şimdi sigaranın olumsuz etkilerinin bir anda ortaya çıkmaması ve uzun sürelere yayması da çocukların aslında zararlı değil mi diye düşünmelerine sebep oluyor ve sigara kullanmaya devam ediyorlar. Stres, 10-19 yaş grubunda çocukların girmiş olduğu gelecekleriyle alakalı stresler onları aslında sigara kullanmaya iten streslerden birkaçı. Anne baba figüründen şöyle bahsetmek istiyorum. Bu tarz bir anne, şu görsellerde, koyduğum görsellerde, bu tarz bir anne, böyle bir baba ve bu tarz bir ortamda büyüyen çocukların bu görselde kendilerine yer bulmamaları hayret verici olur. Daha önce de bahsettim, tekrar bahsedeceğim. Anne ve babanın sigarayı kullanmamaları çocuklarına bunu öğretmek açısından bir numarada olmalı. Bağımlılık riski artıyor demiştim. Bağımlılık riski neden artıyor? Çünkü erken yaşlarda nikotinin bu ödüllendirici etkilerine karşı duyarlılıkları çocukların oldukça fazla. Duyarlılıkları fazla olduğu için de sistemlerini alabilmeleri de oldukça artıyor ve çocuklar o bağımlılık döngüsüne maalesef ki girmiş oluyorlar. Şimdi sayısal veri vermem gerekirse Türkiye'deki gençlerin %33.2'si aktif şekilde sigara kullanıyor. Dünyada oran yine değişmiyor. %31'i çocukların sigara kullanır durumdalar. Burada bir araştırma paylaşmak istiyorum. Bu sigara kullanan gençlerin çoğunluğu lise öğrencisi. Bu lise öğrencilerinin sigarayı başlama ve bunu kullanmayı devam ettirme sebepleri neler? Dilek Akkuş ve arkadaşları araştırmış. Erkek cinsiyet, kız cinsiyet oranla çok daha kullanma eğiliminde sigarayı. Lise türü, düşük eğitim seviyelerindeki liselerde sigara kullanma oranları diğer eğitim veren kurumlara göre oldukça yüksek. Disiplin cezası alma durumu. Burada davranış bozukluğundan bahsetmek istiyorum. Davranış bozukluğu geliştiren çocuklarda, olan çocuklarda sigara ve bağımlılık yapıcı maddeler kullanma oranları oldukça yüksek gözüküyor. Bu çalışmada bunu destekliyor. Arkadaşların sigara kullanımı. Çocuklar açık hale geliyor demiştik arkadaşların etkisine. Böyle olunca da arkadaşlarının tamamı sigara kullanan çocukların %70'i sigara kullanırken hiçbiri kullanmayanların %0.7'si sigaraya başlama gibi bir eğilim gösteriyor. Türkiye'de düzenlenen, ya Türkiye'de anayasaya giren 96 yılından bu yana 18 yaşını doldurmayanlara sigara ve diğer tütün ürünleri yasaklanmış durumda. 2008 yılında bir değişiklik almış bir madde bu ama yaşla ilgili bir sınır da değişiklik almadı. Peki son olarak şunu söylemek istiyoruz. Beyin olgunlaşmasının tamamlandığı 25 yaş yerine seksüel gelişimin tamamlandığı 18 yaşın sınır kabul edilmesi doğru mu? 25 yaş daha doğru olmaz mı? Kesinlikle bizce 25 yaş araştırmalarımız neticesinde çok daha doğru olur. Türkiye'de 21 yaşından çekilebilir gibi bir argüman var ancak altı doldurulmuş ya da kesin kaynaklarla belirlenmiş bir şey değil. Ancak böyle bir şey olursa desteklenmeli mi? Bizce grup arkadaşlarımla birlikte kesinlikle bu yönde yaş sınırının arttırılması konusunda desteklenmeli. Son olarak ekip arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum bana yardım ettikleri için. Dinlediğiniz için de sizlere teşekkürler. Sağ olun. Asu'cum çok teşekkür ediyoruz biz de güzel sunumun için. Şimdi aslında buraya kadar dinlediklerimiz ve ben senin sunumunu karşıma aldığımda ben de senin hissettiklerini hissediyorum. Bence 18 yaş bile aslında düşük bir sınır. Bu 25 yaşına kadar çıkarılmalı diye düşünüyorum ben de. Çünkü sunumumuzun bu kısmında şimdi Gökçen bize çok güzel bir şey anlatacak. Reklamların hayatımızda ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Özellikle 20-25 yaşa kadar olan yaş grubunda reklamlara olan ilgi çok daha yüksek. O yüzden sunumumuzun bu kısmında aslında Gökçen bize bu reklamların hayatımızı nasıl etkilediğini, peki sigaranın reklamı olur mu olmaz mı biraz ondan bahsedecek. Gökçen'cim merhabalar, buradasın. Merhaba hocam, buradayım. O zaman şimdi şu senin harika sunumunu bir dinleyelim. Gerçekten ölümün reklamı olur mu? Bir anlat bakalım bize. Teşekkür ederim. Herkese merhaba. Bugün sizlerle ölümün reklamı oluyor muymuş, olmuyor muymuş bunu bir düşünelim. Slide'ım geçmiyor sanırım.
Evet, nelerden bahsedeceğiz? Öncelikle sizlere reklam nedir, algı nedir ayrı ayrı bahsedip ikili olarak reklamın algı ve toplumla ilişkisine bakacağız. Medyadaki sigaranın dünyadaki ve ülkemizdeki rolüne ve değişimine değinip buna ne gibi kısıtlamalar getirilmiş inceleyeceğiz. Ardından sigaranın medyadaki görünürlüğünden söz edip sunumumuzu tamamlayacağız. Reklam nedir ile başlayalım. Reklam, medya aracılığıyla çeşitli mal ve hizmetlerin geniş kitlelere tanıtılmasıdır. Algı ise duyular tarafından elde edilen bilgilerin yakalanmasını sağlayan, bilgileri işleyen ve anlamlı hale gelmelerini sağlayan bir yetenek. Bu noktada reklamın amacı iletinin bireyin algısına ulaştırılması, ürünün hayatımız için gerekliliğine, tüketicisine sınıf atlamasını sağlayacağına, çevresine daha güzel görüneceğine benzer insan bilinçaltına göndermeler yapıyor. İnsanlar kendilerinin reklamlara karşı dirençli olduğunu savunurlar ancak bu doğru değildir. Çünkü reklamlar ürünlere ve hizmetlere yükledikleri yeni anlamlar ile insanların duyguları, düşleri ve ihtiyaçlarını kullanarak insanların zihninde söz sahibi olmakta. Örneğin reklamlarda özellikle bakımlı, çekici, zeki, başarılı kadın ya da erkek oyuncular olması insanlarda onlara benzeme isteğini uyandırarak zihinlerinde söz sahibi oluyor. Şimdi biraz da 90 öncesi sigara reklamlarında ne gibi değişimler yaşanmış bunlardan bahsedelim. Amerika'da bilinen ilk nikotin reklamı Lorillard kardeşlerin ürünlerini tanıtmak için 1789'da gazeteye ilan vermesiyle başladı. Takip eden 70 yıl boyunca da gazetelerde sade ilanlar şeklinde reklam kültürü devam etti. 1840'lara gelindiğinde ise marka isimleri çok nadir kullanılıyordu. Çünkü sigara üretimi iç savaş sonrasına kadar elle yapılıyordu. Üretim kısıtlı olduğu için de ulusal çaptaki talep karşılanamıyordu. Gelişen renk basım teknikleriyle birlikte 1870'lere gelindiğinde sigara tanıtımları cezbedici bir hale geldi. Dönemin en büyük sigara üreticilerinden James Stook, karton sigara paketlerinin üzerine bayrak, işte iç savaş generalleri, beyzbol oyuncuları ve aktrislerin fotoğraflarını ekleyerek yeni bir akım başlatmış oldu. 1920'lerde tüketici hedef kitlesini genişletmek isteyen sigara üreticileri reklamlarında kadınları birer sigara tüketicisi olarak kazanmayı hedefledi. Kadınların kilo ve beslenme üzerindeki güvensizliklerini kullanarak sigarayı tatlılar için sağlıklı bir alternatif olarak sundular. Öte yandan sigara bu reklamlar aracılığıyla bir özgürlük meşalesi gibi gösterilerek bağımlılığa neden olan bir ilacın kadınların bağımsızlığının bir sembolü olduğu düşüncesi vurgulandı. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları arasında kalan tarihsel dönemde reklamlar gazete ve dergilerde tam sayfaları kaplayan bir hale geldi. Bazı reklamlarda kurgusal doktorların ağzından sigara içmenin sağlık için yararlı olduğuna dair diyaloglar yer aldı. Öte yandan bu dönemde sigaralar ürün yerleştirmeyle birlikte filmlerde de kendine yer buldu. Reklamlar görevini yerine getirerek sigara kullanımını da arttırdı. Bununla birlikte artmaya başlayan akciğer kanseri oranları dönemin doktorlarında bir farkındalık oluşturmaya başladı. 1928'de sigara içimi ve akciğer kanseri arasındaki ilişkiyi gözler önüne seren istatistiksel analizler ve makaleler yayınlandı. Sigara şirketleri bu tıbbi verileri göz ardı edip reklamlarında dolaylı yoldan kurgusal doktorlar ve diş hekimlerini kullandılar. Hatta tam doktorun sipariş verdiği gibi benzeri sloganları kullanmaya devam ettiler. İkinci Dünya Savaşı'na gelindiğinde sigara üreticilerinin askerlere ücretsiz olarak sigara dağıtımıyla birlikte aslında en etkili reklam yapılmış oldu ve tarihin en yüksek sigara satışlarına ulaşıldı. Hatta öyle ki Nazi hükümeti askerlerinin başka ülkelerin sigaralarını tüketmesinin kabul edilebilir olmadığına inandığı için kendi bünyesinde bir sigara fabrikası kurdu ve sadece bu markanın tüketimini zorunlu hale getirdi. 1840'lar, 50'ler ve 60'larda tütün ve sigara için ana reklam kaynağı radyo ve televizyon olmuştu. Sigara markaları radyo programları ve televizyon şovlarına sponsor olmaya başladılar. Ayrıca tam bu yıllarda büyük sigara üreticileri ırk ayrımına karşı ayaklanan sivil toplum örgütlerinin büyük destekçisi olduklarını ifade ederek siyah ırka mensup tüketici kitlelerini de arttırmayı hedefledi. 1970'lere gelindiğinde ise sigaranın zararlarının ispatlanmaya başladığı makalelerin yayınlanma sıklığının artmasıyla birlikte halktan gelen tepkiler yükselince
tüm basın araçlarındaki tütün reklamları yasaklandı ancak dergi ve gazetelerde yer almaya devam etti. Bunun üzerine tütün endüstrisi itirazlarını şiddetlendirerek nikotinin bağımlılık yapmadığını savundu. Bu sırada da ürünlerindeki nikotin miktarlarını arttırdılar. 1980 ve 1990'larda sponsorluk haklarının yasaklanmasıyla birlikte sigara şirketleri yeni reklam arayışları içerisine girmek zorunda kaldılar. Bu nedenle internet üzerindeki yapabilecekleri reklamlara odaklandılar. Sigara üreticileri internet reklamları yanında daha küçük yaşlardaki tüketicilere de hitap edebilmek adına Joe Camel gibi karikatürler yarattılar. Özendirici olduğu sebebiyle bu uygulama yasaklanmış olsa da meyveli tatlar ve canlı renkli paketlerle aynı hedef kitle amaçlandı. Şimdi de Türkiye'deki sigara reklamlarına değinelim. İlk örneğimiz Türkiye'den olmasa da 1900'lü yılların başında Amerika'da en meşhur ve en kaliteli tütün Türk tütünüydü. Bu sigara markalarında Türk kültürüne ve doğuya dair ögeler kullanılıyordu. Türkiye'de ise durum şu şekilde. Yabancı sigaraların satışı yasaktı. Bu yasak 1984 yılına dek sürdü ve sonra her marka sigara her yerde bulunur oldu. Bu markalardan en çok tercih edilenlerinden biri reklamlarında Vahşi Batı imajını çokça kullandı. Bazı sigaralar ise kadınlar için hedef kitleye uygun tasarlanıp imal edildi. Bir başka reklam stratejisi ise tekel idaresinin özel etkinliklerde özel ambalajlar içinde sigara çıkartmasıydı. Etkinlik süresince bu sigaralar satılır, bazen de etkinlik sahibi tarafından konuklara ücretsiz dağıtılırdı. Siyasi partiler ve özel kurum kuruluşlar da aynı stratejiyi izlediler. Peki, tüm bu sigara reklamları üzerine ne gibi kısıtlamalar getirildi? Amerika'da 1971 yılında TV ve radyoda sigara reklamları yasaklandı. 1991 yılında asgari yaş 18'e, 2019'da ise 21'e yükseltildi. Burada ise Avrupa ülkelerinde kapalı alanlarda sigara içme yasağının getirildiği tarihleri sırasıyla görüyoruz. Türkiye'de ise 1940'ta tramvay ve vapurlarda, 1963'te belediye otobüsü ve dolmuşlarda sigara kullanımı yasaklandı. 1996'da 4207 no'lu kanun ile sigara içilemeyecek mekanlar, uyarı levhaları, tütün ürünlerinin reklamı ve alım yaşı hakkında düzenlemeler yapıldı. Sigara kullanımı konusunda bu zamana kadarki en sıkı kısıtlamalar bu şekilde getirilmiş oldu. 2008'de getirilen kanun ile evler hariç tüm kapalı alanlarda tütün mamulleri tüketimi yasaklandı. 2013'te taşıtların içinde de sigara tüketimi yasaklandı. 2018'de ise 2020'den itibaren uygulanmaya başlanacak tek tip sigara paketi düzenlenmesi yapıldı. Günümüzde koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun bulunduğu bölgelerde sigara içme yasağı getirildi. Altta da bununla ilgili kamu spotunu görüyoruz. Az önce sigarayla ilgili özendirici reklamları gördük. Şimdi de buna karşı neler yapılmış bir bakalım. 1967'den başlayarak Federal İletişim Komisyonu sigara karşıtı reklamların yayınlanmasını zorunlu hale getirdi. Bununla birlikte Amerika'da sigara içenlerin sayısı da hızla azaldı. 1969'da tütün lobisinin gücü gitgide azalmaya başladı. Ancak mevcut reklam sektörünün büyük çoğunluğunu oluşturdukları için çoğu iş adamı bu durumdan rahatsız oldu. Her şeye rağmen günde 8 pipo içen Nixon, halk sağlığı savunucularının baskıları altında kalarak sigara reklamlarını yasakladı. Bu yasaklarla beraber 1999'da birçok sigara reklam panosu sigara karşıtı mesajlarla değiştirildi. 1984'ten bu yana ise sigara paketleri ve reklamlarında doktorlar tarafından söylenen uyarılar zorunlu hale getirildi. Türkiye'de ise Amerika'ya kıyasla sigara karşıtlığı daha geç başladı. 1987'de büyük şirketler sigara karşıtı kampanyalar başlattı ve fabrikalarında tüketilmesini yasakladı. Bu kampanyalar siyasette ve iş dünyasında da devam etti. 1988 yılında başlatılan Elveda Sigara Merhaba Hayat kampanyası kamuoyunda büyük ses getirdi. 1996 yılında 4207 sayılı kanunla tüm radyo ve televizyon yayıncılarına ilk defa sigara karşıtı zorunlu yayın yükümlülüğü getirildi.
2000'lerin başında ise Rütük dizilerde sigara tüketimini azaltıcı düzenlemelere gitti. Şimdi de film, dizi ve şarkılardaki sigara geçmişine bakalım. 1972'de yapılan bir filmin yönetmeninden tütün şirketlerine yazılan mektupta filmlerin herhangi bir reklamdan daha etkili olduğunu belirtiyor. Çünkü seyredenler reklam yapıldığının farkında değil. 1927'de The Jazz Singer'ın yıldızı Ol Jolson bir sigara markasının reklam anlaşmasını kabul etti. Ol Jolson bu sigaralarda kullanılan kavrulma sürecini öven bir gazete reklamında kavrulma işlemi sayesinde tüm irritan bakteriler ölüyor. Bu sayede sesim her sahnede bir zil kadar net oluyor diyerek sigarayı övüyor. 1955 yapımı Rebel Without a Case filminin baş karakteri James Dean, ağzının kenarında her zaman duran isyan sembolize eden sigarasıyla Hollywood'un ilk kötü çocuklarından. Breakfast at Tiffany's filminde sigara zarif bir aksesuar gibi kullanılmakta. Godfather serisinde oyuncular tehlikeli İtalyan mafyalar rolünde sigarayı çok sık kullanıyorlar. Grease filminde ise baş karakter Sandy'nin arkadaşları ona hoşlandığı çocuk Danny'nin ilgisini çekmek için sigara kullanması gerektiğini ve bunun havalı olacağını söylüyorlar. Pulp Fiction filminde sigara güzelliğin ve tehlikenin sembolü olarak kullanılıyor. James Bond'un 2002'de çıkan Die Another Day filminde Bond'un bir elinde silah, bir elinde sigarası olması 007'nin kimliği gibi oluyor o günlerde. Mad Men dizisindeki tüm oyuncular sigarayı çok sık kullanıyor. Günümüzün popüler dizilerinden Peaky Blinders'ta da çok sık kullanıldığını görüyoruz. Bizi en şaşırtan ise Red Kit'in 1983'ten önce sigara içiyorken gelen bir düzenleme ile sigara yerine bir ot parçası konulması ve 1988 yılında WHO tarafından da sigara içmediği ve iyi bir örnek olduğu için ödüllendirilmesi oldu. Türk yapımlarından ise Kelepçe, Gemide, Yeraltı ve daha birçok filmde sigaranın kullanıldığını görüyoruz. Türkiye'de sigara gerek şarkılarda, gerekse şarkıyı bizlere aktaran sanatçılarımız tarafından toplumda depresyon, bunalım, stres arkadaşı olarak ilk sırada yer alıyor. Aynı zamanda temel bir faktör. Burada Orhan Gencebay ile yapılan bir röportajda ilk nefes çektiğinizde ne hissettiniz diye sorulunca rahatsız ediciydi şeklinde cevap veriyor. Bunu kızların dikkatini çekmek için yaptığını söylüyor. Sigara içmesinin sevenlerini etkilemesi konusunda ise etkilemiş olabileceğini fakat herkesin kesinlikle bırakması gerektiğini, sigarasız da her duygunun yaşanabileceğini söylüyor. Sunumumuzun sonuna geldik. Biz ölümün reklamının olduğu kararına vardık ve son olarak bilmenizi istiyoruz ki Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Buna hep birlikte dur diyebiliriz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gökçen'cim, ben de sana çok teşekkür ediyorum. Çok ayrıntılı çalışmışsın hem de. Ben bu kadar reklam olduğunu ben bile bilmiyordum yani. Çoğunu tabii gençliğimde ben görmüş durumdayım bunlardan. Ve aynen artık şunu söyleyebiliriz ki bilimsel olarak demek ki bu işin reklamı oluyor mu? Olmuş. Oluyor. O zaman bugün olmadığına sevinelim. Bunlar iyi kararlar. Hayatımızda iyi şeylere neden oluyorlar. O zaman sana çok teşekkür ediyoruz. Şimdiye kadar şöyle dinlediklerimizin hepsini karşımıza aldığımızda artık sigaranın ne olduğunu, ne zarar verdiğini, nasıl bizi bağımlı yaptığını, nasıl bizden kurtulabileceğimizi ya da nasıl bizi aslında dışarıdan verdikleri etkenlerle yönetebileceğimizi gördük. Batuhan, orada mısın? Beni duyabiliyor musun Batuhan? Sesin. Geliyor hocam. Peki. En başta yaptığın röportajlar vardı. Şimdi o röportajların bir de ikinci kısmını seninle bir kez daha dinleyeceğiz. Bakalım, evet, bir değişiklik olmuş mu bu sunumdan sonra? Sözü sana bırakıyorum tekrar. Tekrar herkese merhabalar. Ben Batuhan Kiremitçi. Bugün röportajlarımızın ikinci partına geldik. Sigarayı hayatından çıkaranlar, yani katilinden kurtulan kurbanları izleyeceğiz. Herkese iyi seyirler diliyorum.
ve kaç yaşında başladınız? 21 yaşında başladım. Önceden ben hiç sevmezdim zaten sigara içmeyi, işte sigara kullananları. Benden küçük kardeşim bile içerdi, arkadaşlarımın tümü içerdi ama ben sevmediğim için hiçbir zaman içmedim. Yalnız 21 yaşında işte birden mi ya da daha öncesi vardır herhalde. Demir eksikliğinden dolayı ben kül yemeye başladım. Kül yemek için de sigara içmem gerek. Sigara içtikten sonra nasıl olsa işte bu dönem biter zannettim. Sigarayı da bırakır zannettim. Ama bu kadar bağımlılık yapacağını düşünemedim ve böyle başladım. Arkadaş ortamlarında meraktan ve özentiden başladım. Sigaraya 13 yaşında başladım. 17 yaşında üniversiteye başladığım çağlarda başlamıştım. Sigara içmeye üniversite 1. sınıfta başladım. Hatta okula vardığımda dikkatimi çekti. Arkadaşlarımdan büyük bir çoğunluğu sigara içiyorlardı. Sigaranın hayatında oluşturduğu maddi manevi yarar ve zararlardan bahsedebilir misin? Maddi olarak yararı yok zaten, sırf zarar. Manevi olarak düşünürsek stresli dönemlerde işte o zaman içtiğim zaman kendimi iyi hissediyordum ya da kendimi kandırıyordum, bilemiyorum. O, yani manevi olarak da zarar. Çünkü içtiğin zaman kendini işte soyutluyorsun, işte mutfakta içmek istemiyorsun, balkona çık, başka bir yerde içtiğin zaman dışarıya çık, evde ailen var ve benden başka içen kimse yok. Kokuyorsun, bir tane çocuğum var benim, annem babam var, onlara ne kadar zarar verdiğimi de biliyorum. Yani manevi olarak da aslında zararlı. Manevi olarak en çok çocuklarıma karşı kötü örnek olmak beni üzdü. Girdiğim ortamlarda da kötü kokmak, nefes kokusu. Bana zarar veren bir maddeyi bile isteye sürekli kullanmak psikolojik olarak beni kötü etkiliyordu. Çok uzun yıllar kullanmadığım için bedensel olarak bir zararını çok fazla hissetmedim. Gece uyuyamıyordum öksürükten. Yürürken nefesim daralıyordu. Maddi yönden çok zarar oldu. Günde 2 paket içtiğim için bayağı külfetli oluyordu bana. Vücudunuzun yorgunluğu, ağız tadınız, koku almanız, sağlığınız, adım atmanız, kısacası tüm yaşamınız boyunca sigaranın ve nikotinin olumsuz etkilerinden etkilenmiş olursunuz. Ben mutfakta sigara içerken çocuklarım mutfağa giremiyorlardı. Aradan yıllar geçtikten sonra fark ettim. Bu bizim diyaloglarımızı da engelledi. Olayın biraz da bu boyutunu düşünmek lazım. Yani o meşhur sözle parasını el alır, dumanını yel alır, derdi bize kalır diyorum ancak. Ne kadar süre sigara kullandınız? Sigarayı 16 yıl kadar kullandım ve bıraktığım için de çok mutluyum. Üniversitenin ilk yılıydı. Bir yıl ya vardır ya yoktur. Çok uzun süre sigara kullandım. Yaklaşık 26-27 yıl. Sigarayı 10 sene kadar kullandım. Sonra bıraktım. Sigarayı yaklaşık 20 yıl kullandım. 20 yıl çok küçük aralıklar belki olmuş olabilir ama diyebilirim ki 20 yıl aralıksız sigara içmeye devam ettim. Sigarayı bırakmanıza sebep olan şey neydi? Bir gün kendi kendime dedim ki her seferinde kendine zarar veren bir şeyin bağımlısı olmak ne kadar mantıklı. Ve sonra dedim ki yani yol yakınken bu işten vazgeçmem lazım dedim. O dönem içerisinde sigarayı artık öyle bir duruma getirmiştim ki günde 3 paket sigara içiyorum. Bu da uyku dışında tamamen sigarayla beraber geziyorum anlamına gelir. Birincisi bu. Tabii bunun doğal olarak ortaya çıkarmış olduğu sağlık sebepleri. Yapılan fiili eylemlerde artık zorlanma ve sigaranın olumsuz etkilerini hissetmeye başlamıştım. Bir diğer etkeni de küçük kızımın sigara içenlere karşı vermiş olduğu olumsuz tepki ve beni sigara içmemeye yönlendirmesi olmuştur. Bırakmama sebep olan kokusu galiba. Arkadaşlarım, ailem, annem istemiyordu içmemi. Arkadaşlarım hiç bırakan, yani birçoğu bırakmıştı zaten ve artık benim de bırakmam gerektiğini söylüyorlardı. O yüzden bıraktım. Bırakmam gerektiği için bıraktım. Bırakma sürecinde ne gibi durumlarda zorlandınız? Sizin ne zorladı? Baş dönmelerim olmaya başladı. Ve hatta kendi kendime bir çizginin üzerinde yürümeye çalışıyordum. Sigarayı hiç aklıma getirmedim. Bunun sigaradan kaynaklı olabileceğini ve nöroloji doktoruna gitmeyi düşündüm. İştahım açıldı birazcık. Stresliydim. Sinirliydim öyle söyleyeyim. İnsanları gereksiz yere kırabiliyordum. Sürekli yemek istiyordum.
sürekli bir şeyler atıştırıyordum. Ve zaten bayağı bir kilo almama sebep oldu bu. Ama bu süreç içerisinde belki de irademi bu yönde hazırlamış olmam, irademi kuvvetlendirmiş olmam ve en önemlisi de sigaraya tiksinecek seviyede 3 paket içmemden dolayı bırakma aşamasında ve bıraktıktan sonra herhangi bir zorlanma hissetmedim. Sigarayı bıraktığım zamanlarda agresif olmaya başlamıştım. Dolayısıyla biraz da kilo almaya başladım. Pes etmeyi yakın zamanlarda yaşadım. Ama sabırlı ve güçlü olmam gerektiğini düşündüm hep. Zamanla geçeceğini düşünerek atlattım. Bıraktıktan sonra çevrenizden olumlu ve olumsuz ne gibi tepkiler aldınız? Yani %99'u olumlu olarak baktı, tebrik ettiler. Bir tek olumsuz tarafı benim içen arkadaşlarım vardı, sigara kullanan arkadaşlarım vardı. Kahveyle bir sigara içerdik dediler. Bu kadar, olumsuz tarafı buydu. Çocuklarım çok sevindiler bu duruma. Hatta anne çok kötü kokuyordum, artık kokmuyorsun dediler. Benim en büyük destekçim oldular. Annem de bu duruma en çok sevinenlerdendi. Yakın etrafımdaki arkadaşlarım, dostlarım hepsi sigarayı bırakmamdan dolayı memnun oldular. Hatta nasıl bırakılacağı yönünde tavsiyelerde bulunmamı dahi isteyen arkadaşlarım oldu. Dolayısıyla bu dönem içerisinde bütün arkadaşlarım, bütün dostlarım sevildi ve bunu olumsuz olarak değerlendiren kimse çıkmadı. Çevremdeki insanlar da tebrik ettiler. Geri dönmemem konusunda beni uyardılar. Hatta keşke biz de bırakabilsek diye söylendiler. Kendi ailemden tabii çocuklarım çok mutlu oldular bu durumla ilgili. Efendim eşim mutlu oldu evde sigara içmeyip evi kirletmediğim için gitti. Kendim mutlu oldum her şeyden önce. Sigarayı bırakmak isteyen kişilere ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsiniz? Bulunduğumuz devirde sigaranın zararlı olmadığını bilmeyen yok. O yüzden saçma sapan özentiliklere kimse bürünmesin. Herkes sağlığına dikkat etsin. Mantıklı düşünsün, içmesin. Kendisinin buna inanması ve belli bir tarih koyarak buna başlangıç yapması lazım. Örnek veriyorum, bugün ayın 1'i ise ayın 11'inde sigarayı bırakacağım deyip 10 günlük süreç içerisinde sigarayla ilişkisini yavaş yavaş kafasında, zihninde kesmiş olması lazım. Ayın 11'i geldiği gün sabahtan itibaren de sigarayı tamamen hayatından çıkarması lazım. Tabii ki biraz zorlanacaksınız efendim, sıkıntılarınız olacak ama sonrası güzel oluyor sigarayı bıraktıktan sonra. Uyurken daha rahat uyuyorsunuz, yemek yerken daha fazla lezzet alıyorsunuz. En azından dostlarından hiç ayrılmıyorsunuz. Şu anda sigara içen arkadaşlarım var. Oturup çay içerken, kahve içerken hemen dışarıya kaçıyorlar sigara içelim gelelim diye. Diyorum ki şükürler olsun bunu ben yaşamıyorum. Ölmek istemiyorsak, sağlıklı yaşamak istiyorsak, güzel yaşamak istiyorsak sigarayı kesinlikle bırakmalıyız. Sigara sizin için tek kelimeyle nedir? Sigara bence tek kelimeyle zevk hakkı. Kendinize ellemek. Bana göre esaret. Sigara benim için tek kelimeyle zehir. Tek kelimeyle gereksiz. Pandemi dönemi sigaraya bakış açınızı nasıl etkiledi? İçen arkadaşlarıma da hep bunu söylüyorum. En azından diyorum ki bu pandemi döneminde birazcık daha azaltın. Çünkü sigara zaten ciğerleri ciddi şekilde yoruyor. Tamam keyif veriyor ama ciğerlere gerçekten çok zarar veriyor. O yüzden içen arkadaşlarıma da hep diyorum ki en azından şu pandemi döneminde içmeyin. Sigara içenlerin bu virüse yakalanma oranlarının 14 kat daha fazla olduğu bilgilerini elde edindik. Ama bu bilgilerin hepsini daha önceden biliyor olmamıza, yeniden duymuş olmamıza rağmen sigaraya bakış açımda benim herhangi bir değişiklik yaratmadı. 40 yıldır, 50 yıldır sigara içen akrabalarım var. Ciğerlerinde çok kötü olduğunu doktor söylüyor. Onlar inşallah yakalanmazlar diye düşündüm. Kendim de ne kadar iyi bir iş yaptığımı teyit edilmiş olmasından da son derece mutlu oldum. Akciğerlerimizin bizim için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladım. Sigara içmediğim için ve bıraktığım için kendimi bir kez daha tebrik ettim. Sigarayı iyi ki bırakmışım. Çok mantıklı bir cevap, bir karar verdiğini düşünüyorum. İyi ki bırakmışım dedim. Bir de virüs akciğerle ilgili olduğu için en çok zararı oraya verdiği için sigara içenler ve içmeyenlerin farkını gördüm. Ailemi de korumuş oldum, kendimi de korumuş oldum ve herkese de tavsiye ederim sigarayı bırakmak.
Evet sayın dinleyiciler, buradan tüm ekip arkadaşlarıma ve kurumsal iletişimden Furkan Bey'e teşekkürlerimi iletiyorum. Sigarayı hayatından çıkaranları da izledik. Yani zamanda kurban olanlar, hala kurban olanlar, hepsinin gözünden katilleri hakkında neler görmüşler, katilleriyle nasıl tanışmışlar bunları dinledik. Çok güzel bir program oldu. Aramızda hala sigara kullananlar varsa sigarayı bırakmak için bu programı bir adım olarak görmelerini temenni ediyorum. Sağlıcakla kalın. Batuhan'cığım ben de çok teşekkür ediyorum sana. Çok etkileyici röportajlardı. Sana ve ekip arkadaşlarına tabii ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi herkesin kameralarını açmasını istiyorum. Sunumumuzun sonuna geldik artık. Sevgili dinleyicilerimize söylüyorum şimdi. Biz Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 3 öğrencileri ve 2 tane de hocası olarak yaklaşık işte bir dönem boyunca bunu araştırdık. Bugün hayatımızdan belki bir saatinizi aldık ama size bir hayat vermek istiyoruz. Bugün söylememiz gereken bence en önemli şey şu. Birincisi herkes sigarayı sadece akciğerleri etkili bir şey diye düşünüyor ama öyle değil. Bunu çok net olarak kanıtladık. Bağımlılığın insanlarda kesinlikle işte üstünden gelinemeyecek bir engelmiş gibi göründüğünü, halbuki onu da geçirebileceğimizi söyledik. Genetik kısmına geldiğimizde çok aslında önemli bir ayrıntı yaptı arkadaşlarımız ki sizin sigara içmeniz bir işe yaramıyor, sizin çocuğunuzun hatta o çocuğunuzun çocuğunun bile sigara içmesini siz başlatıyorsunuz. Yani sorumlu sizsiniz. Bunu da öğrendiniz. Reklam olur mu dedik. Evet reklam da olmuş. Hatta bizi çok da etkilemişler. Dışarıda kırmızı ya da mavi bir renk gördüğümüz zaman kafamızda istemsiz olarak bunları bir sigaraya bağlayabiliyoruz. Çok kötü haber. Şu anda bütün paketlerin renginin aynı olması iyi bir düşünce. Buna katılıyoruz. Yaşını konuştuk. 18 yaş sınırdır diye hepimizin ortak görüşü sanırım 25 yaş olsun. Hatta hiç olmasın. Bence hiç ulaşılamasın diye düşünüyorum sigara için. Bu sunum için 73 arkadaşım 6 ay boyunca bilimsel yayın incelediler. Hiçbir tanesi internette sağda solda birinin söylediği bir söz üzerine kurulmuş değildir. Sunulan her şeyin bilimsel bir kaynakçası vardır. Ve bu kaynakçaların en sonunda ben de şunu eklemek istiyorum. Sigara bırakma çalışmalarına bakıldığında herkes şunu çok net biliyor ki asla yavaş yavaş azaltılarak bırakılamıyor sigara. Bu tip bırakılmalarda tekrar başlama oranı çok yüksek. O yüzden sigara bırakmanın bir numaralı kuralının bir anda tamamen kesmekle olduğu biliniyor. Bunun dışında işte dışarıda, içeride COVID'de yakalanmayı azaltıyormuş, beynin çalışmasını daha çok arttırıyormuş, odaklanmayı yükseltiyormuş ya da işte zayıflamaya yardım ediyormuş gibi çok fazla bilgi kirliliği var. Evet kilonuzla ilgili bir değişiklik yapabilir ama aslında sigara bırakan insanların kilo almasının sebebi birazcık da keyiflerinin yerine gelmesindendir. Çünkü çok güzel anlattı bugün öğrencilerim. Ödül merkezi insanlarda haz merkezidir. Biz yemekle de aynı hazzı alabiliyoruz. İşte sigara bırakanların yemek yemesinin sebeplerinden bir tanesi de bu. Ama hiç unutmayın 2 kilonun size bir zararı olmazken içtiğiniz 2 paket sigaranın hem size hem çevrenizdekine hem çoluğunuza, çocuğunuza, herkese zararı var. Bugün bizi dinlediğiniz için çok mutluyuz açıkçası. Tam 73 arkadaşımın hepsinin tek tek gözlerinden öpüyorum. Hepsine de teşekkür ediyorum. Biz sadece uzaktan onların başarılarını izledik iki hocaları olarak. Hepsi benim gözümde birer bilim insanıdır, birer doktordur. Bugün itibariyle hayata da bir şey kattılar. Sizleri çok sevdiğimi sakın unutmayın. Siz hep böyle bilimin yolunda gidin. Siz böyle giderseniz insanlık da peşinizden gelecektir. Herkese bizi dinlediği için teşekkür ediyorum. Herkese hoşça kalın diyorum.